Arkadaşlar, hepinize merhaba. Başlıktan da anladığınız üzere bugün yine bir torna tezgahı modifiyesi projesiyle karşınızdayım. Çok merak edenler ve çok isteyenler var biliyorum. İlerleyen günlerde onların da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çok güzel birkaç tane kamp ve doğa videosu paylaşmayı planlıyorum. Ve aynı zamanda birkaç tane de ürün incelemesi yapacağım. Dolayısıyla onlar da kanalı takipte kalırlarsa bu videolardan faydalanabilirler. Şimdi bugünkü projemize dönecek olursak, bu tip tezgahlarda bildiğiniz gibi Norton kutusunun hemen önünde bir tane hız kontrol vites kutusu yer alıyor. Bu tip küçük tezgahlarda bu hız değiştirme fonksiyonu tezgahın arka tarafında kısa bir kolla ileri geri şekilde düşük ve yüksek vitese geçiş yapmak gerekiyor. Tezgahta çalışırken vites değiştirmek çok zor. Dolayısıyla her seferinde tezgahı kapatıp tezgahın arkasına geçip vitesi değiştirip ondan sonra tekrar tezgahın önüne gelip tekrar tezgah çalıştırmanız gerekiyor. Bu çok mu zor? Aslında çok zor değil ama ölçü oluyorsunuz. Bir işe konsantre oluyorsunuz ve bir anda vites değiştirmeniz gerektiği zaman tezgahı kapat, tezgahın arkasına dolaş, vitesi değiştir. Ondan sonra tezgahın ön tarafına gel. Bunlar hep problem. Dolayısıyla bu tezgahın ilk fabrika çıkışında da o minik vites kollarından vardı. Bugünkü projemizde o vites kolunu uzatmaya çalışacağız. Böylece tezgahın kapatıp tezgahın arkasına geçmeden vitesi kolaylıkla değiştirme imkanı sağlayacak bu bize. Sizin de kendi tezgahınız markasının olduğu fark etmez. Uzak Doğu menşeli 7 inçlik küçük bir torna tezgahınız varsa siz de aynı modifikasyonu kendi tezgahınıza uygulayabilirsiniz. Çünkü bunlar fason üretim oluyorlar. Bu nedenle ne demek? Pek çok markanın pek çok bileşenleri birbirine benzeyebilir demek oluyor. Dolayısıyla siz de kendi tezgahınıza uygun şekilde modifiye ederseniz çok sorunsuz bir şekilde tezgahınızı kapatmadan vites geçişlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Söyleyecek fazla bir şey yok. Dilerseniz gene şimdi proje nasıl olduğunu izleyelim hep beraber. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.